Herkese merhaba. Burada olmak gerçekten harika. Ali Bey'in bu yılki TEDxSS sahnesinde olacağımı söylediği günden bu yana sizlerle buluşmayı bekledim. Ama inanın şu anda nasıl biliyor musunuz? Şuradan giriyor. Böyle dalga dalga buradan vuruyor en son. Heyecan dedikleri bu olsa gerek herhalde. Bugün sizlerle 2007 yılından beri hayalini kurduğum, 2013 yılında Güneydoğu'da, 2014'te ise Karadeniz'de hayata geçirmeyi başardığım sinemasal yolculuğumdan bahsedeceğim. İlk olarak sizlerden bir ricam var. Yanınızdaki bir kişiyle birlikte bir kişiye hayatınızda ilk kez kaç yaşında film izlediğinizi sinemada ve ilk izlediğiniz filmin ismini paylaşmanızı rica edeceğim. Bunun için 20 saniyemiz var. Müzik devam edebilir. Süremiz doldu. Umarım herkes ilk izlediği filmi hatırlamıştır ve unutmamıştır. Benim ilk izlediğim film Casablanca'ydı. Bununla nasıl tanıştığımı sunumun ilerleyen dakikalarında anlatacağım. Fatma ve kardeşi Gaziantep'in Yöreli köyünde yaşıyorlar. O kadar güzel doğal güzelliklerin arasındalar. Ancak her günleri bir önceki günün tekrarı gibi. Bulundukları hayat bir rutin şeklinde. Dünyadaki alternatiflerden bir haberdarlar. Şimdi sizlerden bir süreliğine gözlerinizi kapatarak kırsalda yaşayan bir çocuğun penceresinden hayata bakmanızı veya bakmaya çalışmanızı rica ediyorum. Doğal güzelliklerin arasındasınız. Her gününüz bir öncekinin tekrarı gibi. Bir rutinin içerisinde sıkışıp kalmış durumdasınız. Birçok alternatiften, dünyadan bir habersiniz. Şimdi ise o çocuğun gözlerinden yeni bir güne uyanmanızı rica ediyorum. Thank you.
Matematik ve sosyoloji eğitimleri almış bir film yapımcısıyım. Aslına bakarsanız yıllar önce ben de o çocuklar gibi bir köyde doğdum. Rutin hayatımız 1999 Düzce depreminin ardından birden sarsıldı. Ailem beni eğitim maksamasın diye Denizli'de bir yurda yerleştirdi. Daha 12 yaşındaydım. Aklımda birçok soru işaretiyle okula gidip geldiğim günlerden birinde karşıma çıkan bir film afişiyle sinemayla tanıştım. Filmler beni bambaşka hayat hikayeleriyle tanıştırmaya başlamıştı. Filmlerden merak ettiğim soruların cevabını bulmaya başlamıştım. Mutlu olmanın birçok yolunu bana öğreten sinemaya tutkuyla bağlandım. İzlediğim filmler bana aldığım nefesin önemini, anı yaşamanın hazzını ve geleceği planlamanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyordu. Ne olursa ama ne olursa olsun hayallerimi çaldırmaz isem her şeyi yapabileceğimi söylüyordu. Ve umudun sesi her geçen gün biraz daha yükseliyordu. Bu düşünceler ışığında 2007 yılına geldiğimde üniversitede okurken ardıma dönüp baktım. Aklımda iki şey vardı. Birincisi, sinemanın hayatıma kattığı mutluluk, zenginlik, açtığı ufukların heyecanı. İkincisi ise kırsalda yaşayan çocukların sinemanın büyüsünden bir haberdar olması. Bu düşüncenin yarattığı etkiyle kırsal bölgelerde bir kültür sanat etkinliği yapmaya karar verdim. Bu benim, aha, işte bu dediğim noktaydı. Bu fikrin peşine düşerek hayaller kurmaya başladım. 2 yılın ardından bir festival organize edebileceğime karar verdim. Çevremdeki insanlara bu hayalimi birlikte çalışırsak neleri başarabileceğimizi anlatarak onları hayalime ortak olmaya davet ettim. 2012 yılına geldiğimizde bana ilk inanan arkadaşlarımla birlikte bir ihtiyaç listesi çıkardık. Sonra dönüp cebimize baktığımızda totalde 300 lira paramız vardı. Tahmin edeceğiniz üzere biraz büyük bir ihtiyaç listesiydi. Bunun için fikri olan ilk kişinin yaptığı gibi paraya odaklanmadan entelektüel sermayemizin haritasını çıkararak alternatif finans modelleri bulmamız gerekiyordu. Bunun için aklımıza iki şey geldi. Birincisi, teknik nitelik gerektiren konular için IMC kültürünü benimseyen çalışma arkadaşlarını ekibe dahil etmek. İkincisi ise materyal anlamında, ekipman anlamında bizleri destekleyecek kişiler, kurumlar bularak paylaşım ekonomisini canlandırmak. Benim ise bu tarafta bulduğum bir çözüm, 12 yaşından beri kendi geçimini kazanan bir kişi olarak bu ülkede üretmenin ne kadar zor olduğunun farkındaydım. Daha doğrusu yaşayacağım acıyı biliyordum. 2+1 bir ev buldum. Evin 2 odasını Erasmus öğrencilerine kiraladım. Hayatımdaki en büyük giderlerim kira ve fatura sorununu ortadan kaldırdıktan sonra çalışmalara devam ettik. Bu süreçte ekibimize yeni insanlar dahil olmaya başladı ve şirketlerden birçoğu bizim heyecanımıza dahil olarak bizlerle paylaşabilecekleri şeyleri vermeye başladılar. Bizler yıllarca biriktirdiğimiz notlarla birlikte bir festival konsepti çıkardık. Tüm bu sürecin sonunda 2013 Güneydoğu Anadolu ve 2014 Karadeniz etaplarıyla 17 bin çocuğun sanat ve sinemayla tanışmasına vesile olduk. Bizler bu noktada fikrimizin hayrını görmeye başladığımız noktadaydı. Şimdi ise ilk günkü heyecanımızla durmadan bu yolculuğa devam ediyoruz. Bu sene bu masalı Doğu Anadolu bölgesindeki insanlara taşımanın hayalini kuruyoruz. Bizlerin bunu yapmasındaki 3-4 noktadan bahsetmek istiyorum. Aslında şu anda ihtiyacını duyduğumuz, daha iyiyi daha önceden görebilen liderlerin eksikliğini hissediyoruz. Dünyayla, kendileriyle, birbirleriyle savaşmadan, kirletmeden yaşayabilecek bir yaşam hayali kuruyoruz. Yurt dışındaki insanları ekibimize dahil ettik. Bunun nedeni ise sinemanın yanında çok kültürlü bir dünyanın parçası olduğumuzu onlara hissettirebilmekti. Onların yurt dışındaki insanlara yabancı demeden önce, yıllar önce köylerinde karşılaştıkları bir gülümsemeyi hatırlasın istiyoruz. Sizlerle değil 15 dakika,
Bir 15 dakika daha konuşabilirim. Ama şimdi bitirmem gerekiyor. Sizleri daha fazlası için bu yıl Doğu Anadolu etabına 3-23 Ağustos'ta gerçekleşecek festivalimize davet etmek istiyorum. Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari illerine gideceğiz 3-23 Ağustos tarihlerinde. Robert Frost'un dediği gibi yol ormanda ikiye ayrılıyordu. Ve ben en az kullanılanı tercih ettim. Ve bu seçimim fark yarattı. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür eder. Herkese masalsı bir gün dilerim.